Herkese merhabalar. Bugün sizlerle boya tekniklerini anlatarak resim yapacağız. Ve bu resmi sulu boya bir de pastel boya ile yapacağız. Ve peçete aldım. Peçeteyi neden aldığımı söylerseniz pastel boyayı şöyle şöyle yapıp dağıtmak için. Burada da suyumuz var. Bekle içeyim. Sağ ol canım. Tamam. Şimdi hemen resim yapmaya başlayabiliriz. Abimin odasındayım yine. Bilgisayarı sıçramaması gerekiyor yoksa bilirsiniz. Şimdi hemen ilk neyle başlasak? Duvarlardan mı? Ben böyle bir resim çizdim. Duvarlardan başlarsak pastel boya olması gerekiyor. Ben duvarların turuncu olmasını istiyorum. Bir de başka bir renk daha olsun. Bekleyin. Çok zor ya. Bütün renkler çok çirkin. Şaka yaptım. Çok güzel. En sevdiğim renk mor. Ama mor istedim. Tamam ya. Sarı olsun. Sonra üstüne yeşil ya da turuncu eklerim. Neyse, hemen şöyle gelsin. İşte boyamaya başlayalım. Bu arada boyarken anlatayım. Pastel boya böyle kuru boya gibi bir şey ama böyle mum gibi şeylerden yapıyor, mum malzemelerinden ama güzel boyuyor ama bulaştırabiliyor etrafa. Ama neyse bu önemli değil. Şimdi resmimize odaklanmamız gerekiyor. Şimdi duvarları ben sarı yapmak istedim. Siz illa sarı değil, turuncu gördüğünüz bu renklerden yapabilirsiniz. İstediğiniz renk, bana sormanıza gerek yok. Zaten soramazsınız. Benim yorum kısmım yok galiba. Yani ben bilmiyorum. Neyse. Bu tarafı yaptım galiba. Şöyle. Bu arada kameraya bakarak yaptığım için çok da çirkin oluyor gibi. Ama üf ya, ekran hiçbir şey almıyor. Düşecek. Ben en iyisi şu bilgisayarı yana alayım. Evet, kesinlikle çok daha iyi oldu. Tamam. Bakın şimdi resim tamamıyla gözüküyor. Şimdi hemen şöyle sarıyı alarak devam edelim. Şimdi sıkılmamanız için konuşmak istiyorum. Çünkü boş boş böyle sarı yapınca sıkılacağınızı düşünüyorum. Ya da ben duvarları boyayıp kamerayı tekrar açabilirim ama bunu yapmak istemiyorum. Ya da yapayım ya, sıkılmayın. Evet, gördüğünüz gibi duvarların tamamını sarı yaptım. Şimdi üstüne bir renk daha mı yapsaydım peçeteyi sürmeden önce? Evet ya, bir renk daha yapayım. Turuncu yapabilirim. Evet. Şöyle turuncular ekleyelim hafiften. Sıkıcı gözükmesin. Öylesine şöyle karalayın. Çok fazla da gerek yok. Şimdi peçeteyi buruşturacağız. Ben bu taktiği öğretmeninden öğrendim. Kendisine çok teşekkür ederim. Şöyle yayacağız. Şöyle. Islatıp da yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Şimdi bunları böyle oluşturacağız. Bunlar birbirine karışacak şurada gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu yapıp kamerayı tekrar açacağım. Eğer olmazsa resim gitti ya. Boş verin. Sonra sulu boyayla üstünden geçiriz. Arkadaşlar çukur gibi şurayı yaptım birazcık.
Bu arada sesi duyuyorsanız özür dilerim. Bu iğrenç ses. Hafif denekleyeceğim bir dahakine. Bu ne be? Resim iğrenç oldu. Olmazsa su böyle üstünden geçeriz. Ne yapalım? Olsun ya, duvarlara şekil verdi biraz. Neyse. Sulu boya geçelim mi? Geçelim bence. Çünkü pastel boya beni zorladı. Hemen sulu boyamızı açalım. Fırça pis. Evet, gördüğünüz gibi fırça pis. Fırçayı yıkamadım. Kaç gündür orada durduğu için fırçayı yıkamayı unuttum. Tamam. Suyumuzu açalım. Evet, suyumuzu koyduk karşıya. Sulu boyamızı da nereye koysak? Yanıma koyacağım ya. Kamerada şöyle dursun. İşte tamam. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Şimdi hemen suya bandırıyoruz. Evet, hangi rengi yapsam diye düşünüyorum. Tabii ki ilk önce duvarları bozduğumuz için duvarları yapacaktık ama gördüğünüz gibi sarı iğrenç bir hal aldı. Gördüğünüz şuradaki. Ben şimdi onu açmaya çalışacağım. Şöyle ben yıkalım suyu. Bakın şimdiden renk almaya başladı. Şöyle sarıyı almaya çalışıyorum. Sarı yap. Bakalım. Aa, ne güzel. Ama biraz sulandırmamız gerekiyor sanki. Gel bakalım. Bak ne güzel oldu. Şöyle. Güzel mi? Güzel oldu bence. Fırça da hep kuruyor ya. Arkadaşlar sıkılacağınızı biliyorum. Bu yüzden konuşa konuşa yapacağım. Şimdi sulu boyayı böyle sürüyoruz ya. Bunların üstüne gelmesi önemli değil. Çünkü üstlerini boyayacağız ya. Onlar görülmeyecek. Duvar kuruyunca, yani buralar kuruyunca üstünden kolayca geçebileceğiz. Bu arada ben sonra burayı temizleyeceğim. Yoksa annem ağzına şey yapar. Neyse, boş verin annemi şimdi. Böyle videoya odaklanalım. Çünkü aile konularımızdan bahsetmek istemiyorum. Bu beni. Tamam. Şimdi size sormam gerekiyor. Işıl Işık kanalını izliyor musunuz diye. Işıl ışığı bin ışıl ışık bilmeyenleri. Üf, neydi hatırlamıyorum tam olarak. Işıl ışık mıydı? Işık ışıl mıydı diye. Bence ışıl ışıktı. Neyse, tam olarak hatırlamıyorum. Onu izleyin. O paranormal olayları anlatıyor. Sonra Jeff Tick'lerin hikayesini anlatıyor. Grapey Pug karakterlerini, hikayelerini.
Baştan sona biliyor yani, ezberlemiş. Bazılarını bilmiyor da olabilir, bilmiyorum. Kendisine sorun. Abone olduğunda kendisine sorun. Bana ne yani? Ama ben onu çok izliyorum. Ama nedense abone olamıyorum. Abone olmak için tıklayın diyor. Para verecekmişiz. Ben ne yapayım ya? Bir abonelik için para mı verilir? Siz manyak mısınız arkadaşım? Bu arada daha deminki cümleyi sakın kullanmayın. Hadi be sarı. Fırçama tüküreyim be. Bu ne? Hiçbir şey yapmıyorsun. Heh. Şöyle. Arkadaşlar sıkılıyorsunuz değil mi? Ben şu duvarları hemen yapıp gelsem size 2 dakika bekleseniz, tabii o 1 dakika sürüyor. Evet. Bitti. Duvarlar tamamıyla bitti galiba. Evet. Bakayım. Ha, durdurmamışım videoyu. Emin olamadım. Neyse. Hemen. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi sulu boyadan duvarlarımız bitti gibi gözüküyor. Şöyle. Şurayı unutmuşuz. Heh, tamam. Önceki videomda ay az kalsın suyu içiyordum. Neyse, önceki videodan resmi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Ben resme bayılırım. Hatta resim çizmekten çok hoşlanırım. Hatta onu sergilemekten bile. Ben böyle keçir kalemden resimler çizip kendim boyayabiliyorum ya da öğretmen serbest resim yapın diye deyince ben çömelen ya da sihirli kızlar çizebiliyorum mesela. Winx'teki kızlardan birkaç tane çizmiş olabilirim birinci sınıfta. Neyse. Şimdi kadının elbisesini boyayalım. Kadının elbisesinin alt tarafı pembe olsun.